Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert, bu Battlefield 1'e başlıyoruz. Yılın en çok beklenen, hatta bence değil, çoğu kişiye göre öyledir herhalde, yılın en iyi oyunuyla karşınızdayız. YouTube'a özel bir seri olacak, hikaye kısmı sadece. Hikaye bitene kadar multiplayer YouTube'a gelmeyecek, onu canlı yayınlarda oynayacağız ki bu videonun yayınlandığı gün, yani Cuma günü saat 7'de, yani bu akşam Twitch kanalında Battlefield 1 yayını var, saat 7'de başlıyoruz. Hem on Twitch kanalının linkini hem de orijin adımı videonun açıklama kısmında ve ilk yorumda bulabilirsiniz. Beni orijinden ekleyebilirsiniz. Girdiğimiz zaman multiplayer'e birlikte girelim. Daha kalabalık, daha güzel olur. Türkçe çıkıyor bu oyun bildiğiniz gibi. Zaten açık betasında da birlikte iki oyun atmıştık. Tek bir hikaye yok. Farklı farklı hikayeler oynayacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 6 tane hikaye. Bu 6 hikayenin alt kolları olması lazım. Tek bir karakteri canlandırmayacağız. Birden fazla karakteri oynayacağız. Bir de başlamadan önce şunu söyleyeyim, savaş her türlü kötüdür arkadaşlar. Savaşın iyisi, kötüsü, haklısı, haksızı diye bir şey yok. Savaş her türlü kötü. Tek haklı diyebileceğimiz kısım savaşın, eğer kendi ülkeni, yurduna saldırılıyorsa onu korumak için yaptığınız savaş haklı bir savaştır. Onun dışında iyisi, kötüsü, dediğim gibi haklısı, haksız diye bir şey yok maalesef ki. Bu oyunda daha çok onu vermeye çalışıyor. Çok hiç oynayamadım. Daha ben bu oyunu alalı zaten 12 saat falan oldu. Umarım beklediğim gibi bir oyun çıkar, beklediğim gibi bir hikaye anlatımı çıkar. Çok fazla lafı uzatmadan oyuna geçelim. Normal oynarız ya, bizde çok fazla bir şey olmaz. Kendimi de küçülttüm bu arada, savaşın atmosferini iyice alabilin diye derken, siz alırken ben niye almayayım? Kulaklığın sesini birazcık verelim ve oyunumuza başlayalım. Ses hala az geliyor bana ya. Grafikler nefis. Umarım atmosferi de nefistir. Direkt bize mi geçti? Atmosfer şahane. Başlangıç olarak nefis yalnız. Yani nefis dediğim, hani o atmosfer olarak nefis. Tabi birazcık alternatif evren muhabbetleri de var. Milyon. Hayatta kal. Savaşanların çoğu ile ilgili beklenti aynıydı. Hayatta kalma beklenmiyor kimseden. Tepedekiler kazansın da savaşı, alttakiler önemli değil onlara göre. Hoşt, bu hattı korumalıyız. Yalnız sensitivity'yi birazcık arttırsam iyiymişim keşke. Yok kimse. Aha gel. Gel gel. Alırım kafanı. Alışana kadar birazcık sıkıntı çekeceğiz tabi. Nefis. Buraya koruyacağız bu görevde herhalde. Şurada bir yazı çıktı az önce. Yerinden ayrılma. Ayrılmıyoruz koçum. Sen rahat ol. Savunuruz. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Saldıranlar Almanlar. Biz Amerika askerini yönetiyoruz şu an. İndirdik mi indirdik. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Adamlar gelmiş buraya kadar. El bombası.
Aa, şunu alırdım ben ya. Easy boy. Aha, gitti, kafası gitti. Sen buradan çıkacaksın gibi. Çıkmadı. Kafalara dikkat hocam. Kurşunum bitti. Ben aldır uldur sıkıyordum, kurşun bitti. Al. Çıkan yazı buymuş. Ben bunu öldüremedim. Anda gitti. Yok, kaçtım. Bir canım var. Evet, el bombası hala ge. Anında kafayı aldım. Nasıl geri çekilmek yok? Püskürttüler işte. Nasıl uçurdum kafayı? Fena geliyorlar hocam, fena geliyorlar. Silah lazım, silah lazım. Ne oldu lan? Uhu, 19 yaşındaymış bak. Oynadığımız karakter. Uhu, direkt geçiyor. Şşş, bırak adamı. Yalnız... Bir dikkatli olursak hocam. Bizim adammış, bizim adammış. Şuraya ben mi yıktım? Uhuhu. Yine mi? Ha, tam ölmedi. Pompalıya bak sen. Şuradan gelecek. Çık. Çıkmadı pislik. O yedi. Güzel kardeşim. Yürü git lan. Bu birazcık daha büyükmüş. Luckily they were mostly on our side. Mostly. Oha, bir de tanka mı geçiyoruz? Oha. Tankların çoğu bizim tarafımızdaymış. Çoğu, hepsi değil dedi. Neye sıkacağız baboli? Dolduracak da biz sıkacağız. Gözünü yerden ayırma. Tamam. Bana diyor herhalde. Uhu. Ki. Hemen füzeme geçelim. Affetmem. Alırım aklını hocam. Almanları Berlin'e kadar kovalayacağız. Kovalayalım. Kovalayınca ne olacaksa. Kim geliyor lan? Yok kimse. Topçu ile imayet. Thank you.
Topçu görüşüne girerse derhal indir. Eyvallah. Hiçbir şey görmeden sadece komutlarla vurdum. Hangisini? Bir şeyi mi açacağız da durmadığına göre dikkatimiz dağılmasın. Devam devam. Atmosfer yalnız korkunç güzel atmosfer. Vallahi bir şey olsa öldüreyim. Başarık. Bunu... Bak yaş büyüyor. Ama yine ölüyorsun. Çanakkale Savaşı'nda bizim 15-16 yaşında çocuklar öldü. Hala bitmemiş. Canı sağsa savun, bu da ölecek herhalde. Gitti 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 gitti. Aldım. Aldım. Flamethrower mı o yine? Güzel bir patlayınca bile ölmüyor ya. Lan bizim adammış. Üstünde mavi ışık var. Mavi işaret ışık diyorum. Güle güle hocam. Koş ve yakına bas. Şu flamethrower'lardan nefret ettim ya. Sayıca çok üstünler. Bizde de üstünlerdi ama biz dinlemedik hocam. Öldürdük. Delikanlı gibi savaş. Lan. Bu da gitti. 30 yaşa doğru gidiyoruz bak. At el bombasını yapıştır. Şu çocuğu aldım ben. Alamadım o çocuğu ben. Geri kaçıyorlar. İşte savaş. They push, we push. Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the cloud, and a world beyond the war glimmers. İşte mevzu budur hocam. Just out of reach. The war is the world, and the world is the war. Behind every gun sight is a human being. We are those people. We are the jaded. We are the naive. We are the honorable and the criminal. We are the bound for legend and the lost to history. We are the knights of the sky, the ghosts in the desert, and the rats in the blood. These are our stories. Enfes bir giriş. Bitti mi şu an? Galiba bitti. Bir prolog bölümü oynadık. Eğer ana hikayesi bu şekilde savaşın kötü ve duygusal tarafını ele alıyorsa nefis zaten çok
Şu an neyse bu kısmı ben biliyorum, çok konuşacak bir şey yok. İkinci rütbeli arkadaşlardı. Böyle hikaye hikaye gidecek. Hikayeleri teker teker yapacağız. Beğenler ne kadar yüksek olursa, ne kadar çok izlenirse, ne kadar güzel yorumlar gelirse o kadar çabuk atacağım. Her gün bir Battlefield bölümü de gelebilir. Hikayeyi bitirdikten sonra YouTube'a multiplayer videoları da gelecek. Ama az gelir. Multiplayer'ı daha çok Twitch kanalında sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Ben çok beğendim. Atmosfer şahaneydi oyunun. Oyunun mantığını da sevdim. Hani savaşın aslında neleri bizden alıp götürdüğüne, savaşın anlamsızlığına vuran bir hikaye yapısı olacak galiba. Sevdim, güzel. Umarım izlerken eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.